Herkese günaydın. Bugünkü dersin başlığı Roma'nın limanı Ostia'da Romalı gibi yaşamak ve ölmek. Geçen ders Hadrianus'un çok sıra dışı bir imparator olan Hadrianus'un mimarlığından söz etmiştik. İnşa ettirdiği yapılardan ve dediğim gibi kendisi de amatör bir mimar olduğu için bu yapılardan bazılarının tasarımında onun da payı olduğundan söz etmiştik. Yunan ithalinden, Venüs ve Roma tapınağından ve ayrıca imparatorluğu zamanında yapılan iki önemli yapıdan, Roma'daki Panteon'dan ve Tivoli'deki Hadrianus villasından söz etmiştik. Bu iki yapıdan çıkan başlıca sonuç, Hadrianus'un kendinden önceki imparator Traianus'un izinden gitmiş olmasıdır. Perdenin solunda ve sağında bu yapıları tekrar görüyoruz. Traianus ve Damaskuslu Apollodorus tek bir komplekste, yani Traianus Forumu ve çarşısında Roma mimarlığının geleneksel ve yenilikçi unsurlarını birlikte kullanmışlardı. Sütun ve sütunların taşıdığı duvarla çatı unsurlarından oluşan geleneksel mimari terminolojinin kökeni Yunan ve Etrüsk mimarlığına kadar uzanır. Yenilikçi mimaride gördüğümüz ise taştan Bugün yükselişinden söz edeceğimiz tuğlaya kadar çeşitli malzemelerle kaplanmış olan beton yapıdır. Betondan e, tuğla kaplama anımsayacağınız gibi Milattan sonra 64 yılındaki Roma yangınından sonra kullanılmaya başlanmıştı. Bu iki yapıya Hadrianus ve mimarlarının ne yaptığını anlamak üzere tekrar bakalım. Solda gördüğünüz Pantheon hatırlayacağınız gibi Yunan Etrüsk ve Roma tapınaklarındakine çok benzeyen geleneksel bir portikoya sahipti. Fakat yapının içine girdiğinizde devrimsel nitelikte bir yapıyla, silindirik bir gövdeyle ve yarım daire bir kubbe ile karşılaşıyordunuz. Hadrianus'un Tivoli'deki villasına gelince, burada Kanapus'tan bir resim gösteriyorum. Anımsayacağınız gibi Kanapus'ta sütunlu bir mimari kullanılmıştı havuzun bir ucunu sınırlayan sütunlar vardı. Ama gördüğünüz gibi düz ve kemerli lentoları destekleyen bu sütunlarda farklı bir eğilim söz konusuydu. İkinci stil Roma duvar resminde gördüğümüz bu düzenlemeyi zaman içinde gerçek mimaride görmeye başlamıştık. Bu uygulama Hadrianus zamanında ön plana çıkmıştı. Lentolarla bu şekilde oynamak Yunan ve Etrüsk mimarlığında görülen bir uygulama değildi. Ama yine de temelde geleneksel mimari unsurlara bağlı kalınarak şekillendirilmişti. Havuzun diğer ucunda yine hatırlayacağınız gibi Mısır'daki Kanapus Serapium'unu yani Serapis Tapınağı'nı çağrıştıran bir yapı vardı. Fakat burada beton ve Hadrianus'un tasarladığına inandığımız balkabağı biçimli dilimli bir kubbe kullanılmıştı. Bu yapı geleneksel mimari ile yenilikçi Roma mimarlığının olağanüstü bir birleşimiydi. Bu gördüğümüz Hadrianus mimarlığının bir özelliğiydi ve Hadrianus'un mimari devrimin geleceğine verdiği bir armağandı. Hadrianus döneminin mimarlığa bir başka katkısı da bugün sözünü edeceğimiz çok katlı evler olmuştur. Milattan sonra 64 yangınından sonra zaten kendini göstermeye başlayan bu olguyla Hadrianus'un doğrudan pek bir ilgisi yoktur. Çok katlı yapıların Pompei ve Herkülanyum'un son zamanlarında zaten kullanılmaya başlandığını görmüştük. Anımsayacağınız gibi 62 yılındaki depremden sonra Vezu patlamasından önce Pompeyliler ve Herkülanyum'da yaşayanlar evlerine yeni katlar eklemeye başlamışlardı. Bu çoğunlukla ikinci bir kattı ve bunun ötesine hiç geçmemişlerdi. Çok katlı yapılarda, çok katlı konutlarda özellikle Hadrianus zamanında bir artış görüyoruz. Ama bunlar ikiden fazla katı olan, hatta beş kata kadar çıkan çok katlı konutlardı, yani apartmanlardı. Bu tip apartmanların en iyi örneklerini Roma'nın liman kenti olan Ostia'da görüyoruz. Bu nedenle de bugün Ostia şehrine gideceğiz. Aslında tüm dersimizi bu şehre ayıracağız. Çünkü burada daha önce gördüğümüz Pompei ve Herkülenyum'da özellikle de Pompei'de olduğu gibi sadece bir dizi olağanüstü özel konut değil, aynı zamanda bize şehrin antik dönemde neye benzediği konusunda çok iyi fikir veren kamu yapıları da mevcuttur. Burada Ostia'nın en parlak dönemindeki planını görüyoruz şehrin çok erken bir dönemde kurulduğunu hatırlayacaksınız. Sömestrin çok başında, Milattan önce 4. yüzyıl ortalarına, yani yaklaşık olarak Milattan önce 350 yıllarına tarihlenen Osya yerleşiminden söz etmiştik. Bunun planını birazdan tekrar göreceğiz. Aslında Ostia kurulan ilk Roma kolonisiydi. Gerçi İtalya dışında değil, İtalya'daydı ama ilk koloniydi. Erken kolonilerin çoğu gibi o da askeri bir kamp olarak kurulmuştu. Ve hatırlayacağınız gibi bir kastrum planına sahipti. Burada tam ortada kastrum görülüyor. Birazdan Ward Perkins'ten alınan daha iyi bir planını göstereceğim. Ama burada planın merkezinde kastrumun çekirdeğini görebiliyoruz. Plandan anlaşıldığı gibi şehir zamanla büyümüştür. Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve büyümeye devam etmiştir. Augustus zamanında bugün inceleyeceğimiz yapılardan biri olan tiyatro gibi yeni yapılar, yeni kamu binaları inşa edilmiştir. Daha sonra anımsayacağınız gibi Claudius ve ardından Traianus tarafından Portus'a liman eklenmişti. Birazdan bunları tekrar göreceğiz. Traianus limanından sonra şehir, ticari faaliyetler anlamında gerçek bir yükselişe geçti. Bugün şehirde korunmuş olan yapıların çok büyük bir kısmı Hadrianus ve ardılı olan Antoninuslar dönemine aittir. Bu sömestr o dönem mimarlığını da göreceğiz. Bu plan önümüzdeyken Roma'nın yerini göstereyim. Ok bu yeni gösteriyor. Bu Via Ostiense, yani Roma'dan Ostia'ya uzanan yol, Via Ostiense. Bu şehirler arası yol kasabaya giriyor ve şehrin ana yollarından biri olan Decumanus olarak devam ediyor. Bu planda yukarıda daha sonra sözünü edeceğimiz Ostia'nın ana mezarlığı olan İzola Sakra'yı da görüyorsunuz. Şehir duvarlarının dışında da şehrin başka yerlerinde de mezarlar var. Ama en iyi korunan mezarlar bu İzola Sakra adı verilen yerdedir. Bugün onları göreceğiz. Tiber nehrini Tevere'yi de görüyoruz. Roma'dan Ostia'ya geliyor. Tabi Tiber boyunca uzanan depo binaları vardı. İthalat ihracat mallarıyla yüklü gemiler Roma Ostia arasında gidip geliyordu. Ostia'daki liman inşaatından söz etmiş, özellikle de Claudius'un Portus'ta yaptırdığı liman hakkında konuşmuştuk. Nero sikkesindeki bu resimle limanı hatırlayalım. Sikkenin ön yüzünde Nero'nun portresi, arka yüzünde de Claudius limanının betimlemesi var sikke üzerinde görülen kemerli dalga kıranları hatırlayacaksınız. Altta nehir tanrısı, ortada gemiler ve bir de deniz feneri. Bunların tümünü sikke üzerinde görüyoruz. Yine hatırlayacağınız gibi dalga kıranların yapımında sütunlar kullanılmıştı ve bunların yapımında Claudius'un sevdiği tarz olan rüstik taş işçiliği söz konusuydu. Altta size daha önce de gösterdiğim Roma'da Vatikan Müzesi'nin duvarında asılı olan resimde kemerli dalga kıranı, burada Feneri ile Gladius'un limanını görüyoruz. Hemen burada da Traianus zamanında eklenen çokgen liman yer alıyor. Özellikle bu limanın yapılmasından sonra ticaret gerçekten artmıştır. Burası milattan önce 4. yüzyıl ortalarından beri kullanılıyordu. Ama bu dönemde gerçekten bir sıçrama ve gelişim yaşandı. Bu nedenle de ticaretle birlikte tüccarlar ve orada yaşayan diğer insanlar için konut gereksiminin de artmış olması şaşırtıcı değildir. Bunu da göreceğiz. Sadece kamu yapılarında değil, özellikle özel konut inşaatlarında da ciddi bir artış söz konusudur. Şehir daha da kalabalıklaşmış, yapılar yan yana olduğu kadar üst üste de inşa edilmiştir. Bu gelişmeden bugün söz edeceğiz. Roma'ya giden turistlerin çoğu Ostia'ya gelmeyerek çok şey kaçırıyor. Çoğu turist Ostia'ya gelmiyor ama aslında kesinlikle yapmaya değer bir gezi ve gitmesi çok kolay. Roma'dan Ostia'ya metro ile gelmek sadece 25-30 dakika. Sonuç olarak kaçırılmaması gereken bir deneyim. Solda üstte sizi kolayca Roma'dan Ostia'ya getiren trenlerden birini görüyorsunuz. Ostia'da birkaç istasyon var. Bunlardan biri Ostia Centro yani şehir merkezi. Sol üstte de burayı görüyorsunuz. Diğeri de Lido di Ostia yani sahil. Aşağıda da Lido di Ostia'yı görüyorsunuz. Şu güzel deniz manzarasına bakınca Biliyorum dönem tatilinden yeni döndünüz. Bazılarınız da deniz kıyısındaydı. Ama yine de bu güzel manzaraya bakmak ve bakıp tatil günlerini hatırlamak hoş bir şey. Çok baştan çıkarıcı görünüyor. Ama oraya gittiğinizde hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Çok kirli. Dünyanın en güzel sahillerinden biri değil. Yani Lido di Ostia'ya kanmayın. Trende kalın ve Scavi di Ostia'ya, yani Ostia kazılarının, arkeolojik kazıların olduğu yere gidin. Burada Pompei'de gördüğünüz kadar iyi korunmuş bir antik Roma şehri görüyorsunuz. Burada da şehirden küçük bir kare. Tek bir bakışta bile burada Pompei'den pek de farkı olmayan bir şehirle karşı karşıya olduğunuzu görebiliyorsunuz. Burada da yollar ve kaldırımlar, yol boyunca uzanan yapılar var. Ama buradakilerle Pompei'de gördüklerimiz arasındaki en büyük fark, bu resimde de gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi bunların tuğlayla kaplanmış betondan yapılmış olmalarıdır. Yol boyunca dizilen bu evler Pompei'dekilerden çok farklı görünmektedir. Bu çok farklı bir görüntüdür. Ostia'nın özü de budur. Bu nedenle de kesinlikle gitmeye değer. Aslında eğer Pompei'nin Milattan sonra 1. yüzyıl Roma şehrinin özü olduğunu düşünürsek, Ostia'da bir milattan sonra ikinci yüzyıl şehrinin özüdür. İkinci yüzyılda bir Hadrianus veya Antoninus şehrinin nasıl bir yer olduğunu gösteren elimizdeki en iyi örnek bu. Bu nedenle de bizim için çok önemlidir. Burada milattan önce 4. yüzyıl ortalarına yani milattan önce 350'lere tarihlenen şehrin Ward Perkins'ten alınan daha önce de gördüğümüz orijinal planına tekrar bakıyoruz. Burada ilk koloninin orijinal Castrum planını görüyoruz. Dikdörtgen bir alan ve şehri çevreleyen duvarlarıyla şehrin tam ortasında kesişen kuzey-güney yönünde uzanan kardo ve doğu-batı yönündeki dekumanusuyla son derece düzenli bir yerleşim ve yolların kesişme noktasına. Romalıların hep yaptığı gibi bir forum yerleştirilmiş. Forum, üstü açık, geniş, dikdörtgen bir alan. Forumun arka duvarına bitişik Jüpiter tapınağı bir kapitolyum var. Tapınak önündeki alana hakim bir konumdadır. Gördüğünüz gibi çevresinde de diğer yapılar var. Bu forumla Pompei'de gördüğümüz forum arasında çok belirgin bir fark var. Anımsayacağınız gibi Pompei'de Bazilika, Apollon Tapınağı gibi çeşitli büyük yapılar forum merkezinin etrafına yayılmıştı. Burada bunu görmüyoruz. Burada yapılar ayrı ayrı yerleştirilmiştir. Ama diğer tüm açılardan erken Roma forumlarında görülen genel plana uygundur. Bu planda yararlı bir diğer noktada şehir genişledikçe Cardo ve Decumanus'un da onunla birlikte nasıl uzamış olduğunu ve sonra da sağına soluna birkaç hamam, bol miktarda konut gibi başka yapılar eklendiğini görüyor olmamız. Burada özellikle önemli olan yapılar, bugün göreceğimiz 15 ve 16'dır. 15 tiyatro, 16 ise çok önemli bir yapı olan Piazzale delle corporazioni yani şirketler meydanıdır. Bundan birazdan söz edeceğiz. Bugün Ostia'ya gidip, Bilet gişesinin olduğu yerden içeri girdiğinizde karşınıza ilk çıkacak şey Pompey'dekilere çok benzer çok çokgen taş döşeli yoldur. Ama burada Pompey'dekilerden farklı olarak basma taşları olmadığını hatırlayalım. Niye Pompey'de var da başka yerde yok anlaşılması biraz zor. Bu çokgen taş döşeli yoldan yürürken Cumhuriyet dönemi şehir surlarını görüyorsunuz. Burada sağda resmini görüyoruz. Bunun size sömestr başında sözünü ettiğimiz kesme taş işçiliğini opus quadratum ile ilgili bilgilerinizi hatırlatmış olması lazım. Bunun Cumhuriyet dönemi ile uyumlu bir işçilik olduğunu görüyorsunuz. Ama yol boyunca yürümeyi sürdürdüğünüzde Osya'yı bir bütün olarak özellikli kılan tuğla kaplı betonla inşa edilmiş yapıları görüyorsunuz. Bu malzeme sadece evlerde değil, şehrin kamu yapılarında, tapınaklar gibi dini yapılarında da kullanılmış. Tabii ki bunun nedeni bizi Nero zamanında yaşanan 64 yılı yangınına götürür. Augustus Forumu'nun duvarının gerisinde uzanan Subura'yı hatırlayacaksınız. Burası Roma'nın işçi sınıfından, yoksul insanların oturduğu Ahşaptan çok katlı, derme çatma apartmanların olduğu bir mahallesiydi. Aslında onlar da çok katlıydı ama habire yanıyorlardı. 64 yılındaki büyük yangından sonra Romalılar yangına dayanıklı bir malzemeye gereksinim olduğunu fark ettiler. Çünkü taş yanıyordu ve evlerini, birçok kamu binasını daha önce de konuştuğumuz dolayısıyla bildiğiniz gibi taş yerine tuğla kaplı betonla inşa etmeye başladılar. Bu gelişim özellikle Ostia'da çok açık bir şekilde görülmektedir. Ostia bizim için son derece önemli bir yer. Çünkü Roma'da buradakilerle kıyaslanabilecek türden yapılar günümüze ulaşamamıştır. Ostia'da göreceğimiz tipte apartman yapıları Roma'da da vardı. Bunların bazı kalıntıları ele geçmiştir. Kapitolinus Tepesi'nin eteklerinde tepeye tırmanırken sol tarafta çok belirgin bir tane var. Ama Roma'daki kanıtlar çok yetersizdir. Bu nedenle Milattan sonra 2. yüzyıl mimarlığının bir parçası olan, Roma'da da örnekleri bulunan apartman yapılarını anlamak için Ostia buluntularına güveniyoruz. Burada bu harika hava fotoğrafında Ostia'nın günümüzdeki durumunu görüyoruz. Burada baktığımız tabii ki etrafında sütunlarıyla açık geniş dikdörtgen bir alan olan forum. Aynı şekilde çok büyük bir yapı olan Jüpiter tapınağını yani Kapitolyum'u görüyoruz. Gördüğünüz gibi tuğla kaplı betondan yapılmış. Hadrianus'un Venüs ve Roma tapınağının aksine bu tipik bir Roma tapınağıdır. Çünkü burada bir ön cephe vurgusu görüyoruz. Ayrıca tek bir merdiveni, derin bir portikosu ve bu portikoda bağımsız sütunları var. Yani tipik bir Roma yapısı, tipik bir Roma tapınağıdır. Burada yapının çok büyük olduğunu da görüyorsunuz. Burada duran birkaç kişi var. Yapıyla kıyaslandığında ne kadar küçük göründüklerine bakın. Hatta bu yapının bir bölümü. Tüm yüksekliği korunmamış. Yani burada gördüğünüzden bile büyük bir yapıydı. Bu kadar büyük olmasının iki nedeni var. Biri büyük boy yapıların beğeni kazanmaya başlamış olmasıdır ki bunu zaten gördük. Roma'daki Traianus Forumunda gördük, Platinus Tepesi'ndeki Domitianus Sarayı'nda gördük, Tivoli'deki Hadrianus Villası'nda ve inşa edilen en büyük kubbeye sahip olan Pantheon'da gördük. Yani yapılarda genişlik, devasalık zaten moda olmuştu. Yani milattan sonra 120'de Hadrianus zamanında inşa edilen bu kapitolyumun da bu kadar büyük bir yapı olması şaşırtıcı değildir. Ama ikinci ve belki de daha önemli neden burada evlerin çoğunun insulay adı verilen çok katlı evler katlı apartmanlar olmasıdır. Tekili insula. I N S U L A. Çoğulu insulay. A E ile sonlanıyor. Bu apartmanların çoğu 5 kata kadar yükseliyordu. Böyle bir şehirde Kapitolyumun görünür olmasını, bu yüksek apartmanlara rağmen görünmesini istiyorsanız onu çok daha büyük inşa etmeniz gerekirdi. Tapınağı bu kadar büyük, özellikle de bu kadar yüksek inşa etmelerinin iki nedeninden biri ve en önemli olanı kuşkusuz buydu. Böylece tapınak Ostia'nın her yerinden görülebiliyordu. Bu tapınağın bugünkü durumu yine izole bir yapı gibi görünüyor. Yüksekliğinin ancak bir bölümü korunmuş ama dediğim gibi Tek merdiveni, portikodaki sütunlarıyla bu kalıntılar, bu tuğla kaplı beton yapı hakkında bir fikir edinmemiz için yeterli. Ağustos zamanında Ostia'ya bir tiyatro, bir eğlence alanı eklendiğini zaten söylemiştik. Burada Ostia'nın ana yollarından birinin üzerinde yer alan bu yapının kalıntılarını görüyorsunuz. Milattan sonra 200'lerde, yani milattan sonra 3. yüzyıl başlarında oldukça geç bir dönemde yenilenmiş. Kapasitesi 2500 seyirci alacak şekilde arttırılmış. Tuğla kaplı beton kalıntıların çoğu bu yenileme evresine aittir. Böyle bir yapının pek Ağustos zamanına ait olamayacağını siz de tahmin edersiniz. Yani burada yapının yenilenmiş halini görüyoruz. Ama yapının Ağustos dönemiyle ilişkisini de görebiliyoruz. Tiyatro cephesinin tasarımı bu örnekte ayaklar üzerinde duran kemerleriyle Roma'daki Marcellus Tiyatrosu'nda gördüğümüze çok benziyor. Burada da tiyatrolardan amfiteyatrolardan bildiğimiz genel tasarımı görüyoruz. Tabii en önemli fark burada taş kaplı beton yapı yerine tuğla kaplı beton bir yapının söz konusu olmasıdır. Marcellus Tiyatrosu'nda traverten kullanılmıştı. Size daha önce bir Roma latrinası yani genel tuvaleti göstermemiştim. Bugün bir Roma latrinası görme zamanı geldi. Ama tabii tiyatro gibi aynı anda birçok kişinin bulunduğu büyük kamu alanlarının hepsinde halka açık genel bir tuvalet olduğunu tahmin edersiniz. Halka açık genel tuvalet derken gerçekten açık bir tuvaletten söz ediyorum. Bu tuvalette gördüğünüz gibi gizlilik diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi tuvalet duvar boyunca uzanan, üzerinde bir sıra delik olan bir seki ve yapıyı çevreleyen tek bir su kanalından ibaret. Sonuç olarak burada Ostia Tiyatrosu'nda gösteri sırasında tuvalete gitmek isterseniz nasıl bir yere gitmeniz gerektiği konusunda bir fikir ediniyorsunuz. Ostia'nın en önemli yapılarından biri bu tiyatro ile bağlantılıdır. Burada tiyatronun bu semestr boyunca gördüğümüz tiyatrolara benzeyen planını görüyoruz. Tipik bir Roma planı. Yarım daire bir orkestrası var Sahne binası yani Skenai Frons burada. Beton üzerine inşa edilmiş yarım daire planlı kaveyası yani oturma yerleri var. Diğer Roma tiyatroları gibi bu da kentsel bir fenomen. Burada bunu inşa edecek bir tepe yoktu. O nedenle Romalılar kendilerine bir tepe yapmak zorundaydı. Ostiyalılarda buraya üzerine kaveyi yapabilecekleri beton bir tepe inşa ettiler. Ama kaveyanın basamakları taş. Burada da oturma sıraları için Roma tiyatro mimarisi geleneğine uygun bir şekilde taş kullanmışlardır. Tiyatronun bir portikusla bitişik olduğunu görüyoruz. Daha önce de tiyatrolarda portikus görmüştük. Bu aslında tiyatro tasarımının bir özelliğiydi. Örneğin Pompei tiyatrosunda da çevresinde dükkanlar ya da küçük mekanlar bulunan bir portikus olduğunu hatırlayacaksınız. Orası gösterir sırasında gidip rahatlayacağınız, gezebileceğiniz, afiş gibi, tişört gibi, o zamanki karşılığı her neyse hediyelik eşya satın alabileceğiniz bir yerdi. Aynı genel tasarımı burada da görüyoruz. Sütunları olan, dikdörtgen, açık bir alan ve etrafında küçük mekanlar. Ama burada amaç hediyelik eşya satışı ya da donanım depolamak değildi. Bunun yerine burada Ostia'nın öncelikle bir ticaret şehri olduğunu, burada ithalat ihracat yapıldığını düşünürsek oldukça etkileyici bir şey görüyoruz. Burası büyük bir liman kentiydi. Burada da bir dizi iş yeri vardı. Adı da zaten Piazzale delle Corporazioni. Buradaki mekanlar ithalat ihracat şirketlerinin iş yerleriydi. Birazdan bunları göstereceğim. Aslında oldukça iyi korunmuş durumdalar ve nasıl mekanlar olduklarını görebiliyoruz. Ortada ise Pompei örneğinde görmediğimiz bir şey görüyoruz. Küçük bir tapınak. Bu tapınak da şimdiye kadar sözünü ettiğimiz Roma tapınaklarına benziyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen bir yapı. Arka ve yan duvarlar düz. Derin portikosunda sütunlar ve ön cepheye vurgu yapan tek bir merdiven. Benzer örnekleri gibi bu da oldukça küçük ölçekli bir yapı. Bunun hangi tanrıya adandığını, tanrının adını bilmiyoruz. Ama kazıyı yapanlar bunun ticaretle ilişkili, ticareti kutsayan bir tanrıya adanmış olması gerektiğini ve tapınağın da tüccarlar birliği ya da burada iş yeri olan tüccarlar tarafından inşa ettirilmiş olabileceğini ileri sürmektedirler. Kanımca bu mantıklı bir teori, doğru olabilir. Bu görüntüde Kaveya'nın tepesinden aşağı doğru bakıyoruz. Oturma yerlerindeki kama biçimli bölümleri yani kuneyi görüyoruz. Oturma sıraları için taş kullanıldığını söylemiştik. Yarım daire biçimli orkestrayı ve girintili çıkıntılı cephesiyle sahne binasını görüyoruz. Arkasındaki sütun ormanıyla Skenai Frons'u hayal edebilirsiniz. Bu kısım çok iyi korunamamış. Birazdan tiyatroyla arkasında uzanan ile arasındaki duvarın çok daha yüksek olduğunu göreceğiniz bir canlandırma çizimi göstereceğim. Bu duvar artık yok. Bu nedenle şimdi arkadaki sütunları Tüccarlar Birliği tarafından yaptırılan ve ticaretle ilintili bir tanrıya adanmış olan küçük tapınağı görebiliyoruz. Yine aynı şekilde alanı çevreleyen ve ithalat ihracatçıların iş yerleri olan küçük mekanları da görüyoruz. Bu tapınağın günümüzdeki durumu. Önünde oldukça dar, tek bir merdiven olduğunu, cephe vurgusu yapıldığını görüyoruz. Bir çift sütun, birinin üstünde sağlam kalmış bir korint başlığı. Bu da yine bu bir dizi ilginç mekanı, dörtgen mekanları gösteren bir başka görüntü. Her birinin önünde sütunlar var. Bunların tuğla kaplı betonla yapıldığını görüyoruz. Yani Tivoli'deki Herkül kutsal alanından bir iz. O zamandan beri bunu görmemiştik. Yani bu çok yararlı bir görüntü. Burada 2. yüzyılda çok daha yaygın hale gelen bir uygulamayı, yani beton sütun yapılıp üstünün tuğlayla kaplandığını görüyoruz. İthalat ihracat büroları olarak adlandırdığım bu mekanlardan birkaç resim daha göstermek istiyorum. Burada bu mekanlardan birini görüyoruz duvarların, sütunların yani mimarisinin sadece kısmen korunduğunu görüyorsunuz. Bunların antik çağda bundan daha yüksek olduğunu düşünmelisiniz. Ama her birinin ya da çoğunun zemininde bulunan mozaikler çok daha iyi korunmuş durumda. Gördüğünüz gibi bunlar siyah-beyaz mozaikler. Sadece iki renk kullanılmış. Ostiyalıların geometrik desenlere olan düşkünlüğünü de görebiliyorsunuz. Bu dükkanın içindeki mozaikte gayet soyut desenler var. Çeşitlendirmeye çalışmışlar. Ama dükkanın önünde ilginç başka bir şey var. Dizi boyunca odaların ön kısımlarında deniz manzarası betimlemeleri var. Bu insanların ithalat ihracat yaptığını, deniz yoluyla taşımacılık yaptığını hatırlayalım. Deniz yoluyla İtalya'dan Roma İmparatorluğu'nun başka yerlerine gidip gelen gemileri vardı. Bu nedenle de burada her yerde deniz konulu tasvirler kullanılmıştır. Burada bir tür reklam ya da iş yeri tabelası olarak kullanılan birbirine bakan iki yunus betimlemesi görüyoruz. Bu sahnelerde yunuslar özellikle sevilen bir motifti. Bir başka örnek bu yunusu özellikle seviyorum. Çok iyi korunmuş. Gördüğünüz gibi yılanvari harika bir kuyruğu ucunda da bir sürü süsü var. İçeride ise gördüğünüz gibi kısmen korunmuş bir gemi betimlemesi var. Oldukça basit bir tasarım olmasına karşın burada harika olan bunun bir reklam olarak düşünülmüş olması. Sanatçı ve işi yaptıran nerede ne görüleceği konusunda son derece özenli davranmış. Bunları yüzünüz dükkana dönük durduğunuzda göreceğiniz şekilde yerleştirmişler. Burada 61 dükkan var. Bunların önünde durup Hangisini seçeceğinize, hangi dükkana gireceğinize karar veriyorsunuz. Ostia'dan bir yere mal göndermek istediğinizde ya da bir mal beklediğinizde işinizi yaptırabileceğiniz birçok seçeneğiniz var. Gerçi eminim bunlardan bazıları bazı bölgeler konusunda uzmanlaşmıştı. Örneğin aralarında Mısır veya Anadolu taşımacılığı konusunda uzman olanlar vardı. Buradayken Yunusları görüyorsunuz. Burada durup içeri girip girmeyeceğinizi düşünürken yüzünüz Yunuslara dönük. İçeri girip dükkan sahibiyle konuşurken de arkanıza dönüp bakarsanız tam karşınızda gemi tasvirini görürsünüz. Yani burada her şey dikkatle ayarlanmış, düzenlemeye önem verilmiş. Yani baştan sağma bir iş değil. Nerede ne göreceğiniz, yani mekana girerken ya da içeride görecekleriniz dikkatle seçilmiş. Bir başka örnek Yunuslar, yine Yunuslar başka yunuslar. Ama bu örnekte sadece yunuslar değil bir de deniz feneri var. Bu Ostia'daki deniz fenerinin tasviri de olabilir. Bu şirketin gittiği bir başka limanın deniz feneri de olabilir. Son olarak burada da iki gemi tasviri görüyoruz. Ostia'dan başka yere nasıl taşımacılık yaparsınız? Gemiyle. Bu nedenle de gemi tasvirleri kullanıyorlardı. Böylece hepsini gördüğünüz sayılır. Reklam olarak tanımladığımız bu mozaiklerde desen olarak yunuslar, gemiler ve deniz fenerleri kullanılmıştır. Ama bu fotoğraf çok güzel. Burada kullanılan teseraların şeklini ve rengini de görebiliyorsunuz. Çok etkili olsalar da bunların birer İskender mozaiği olmadığını siz de görebiliyorsunuz. Bunlar aynı ustalıkla yapılmamış. Burada sadece siyah ve beyaz renklerle olabilecek en basit tasarımlar kullanılmış. Renk yok. İskender mozaiğinde algıladığınızı burada algılayamıyorsunuz. İskender mozaiğine uzaklaşıp baktığınızda sanki bir resme bakıyormuş hissine kapılıyorsunuz. O gölgelerle üst üste yerleştirilmiş figürlerle çok iyi yapılmış bir mozaikti. Burada ise daha farklı, neredeyse soyut bir tasarım var. Taşlar da o kadar kaliteli değil. Figürlerin biçimlendirilmesini o kadar özenilmediğini görüyorsunuz. Ama yine de son derece etkili ve gerçekten amaca hizmet ediyordu. Ostia'ya giderseniz bunları mutlaka görün, fotoğraflarını çekin. Ama üzücü olan, yıllardır oraya gidiyorum, her seferinde tesaraların biraz daha azalmış olduğunu görüyorsunuz. Görüyorum. Bunlar orijinaller ve her defasında testeraları biraz daha eksilmiş oluyor. İnsanların söküp aldığını söylemiyorum, aslında onu da yapıyorlar ama üzerinde onca turist yürüdüğü için zamanla taşlar gevşiyor, sonra dağılıp gidiyor. Açıkçası Ostia'da bu mozaikleri yeteri kadar iyi koruyamıyorlar. Bu tüm kompleksin restore edilmiş halinin bir görüntüsü. Burada tiyatro ve piazzale'nin birbiriyle bağlantılı olduğunu, birlikte tasarlanmış olduğunu görüyorsunuz. Burada bir ticaret şehri olan Ostia'ya son derece uygun bir gelişim, evrim sürecinde ileri doğru atılmış bir adım söz konusu. Ama çıkış yeri Pompei'deki erken dönem tiyatro ve porteküs kompleksidir. Burada bu ikisi aynı kompleksin parçası olsa da birbirinden ayrıdır. Burada tiyatroya ve Skenai Front duvarına bakarsanız aslında duvarın çok yüksek olduğunu görürsünüz. Yani sadece Kaveya'nın en üstünden arkadaki alanı görebilirsiniz. Buradan Piazzale'ye girince de tapınağıyla, dükkanlarıyla tamamen farklı bir dünyaya, bir ticaret dünyasına girmiş oluyorsunuz. Bugün bunların üstü açıksa da antik çağda burada üstü kapalı, sütunlu bir koridor vardı. Gördüğünüz gibi bunlar kapalı mekanlardı. Dükkanlara sütunların arasından giriyordunuz. Sonra bu sütunlu koridor boyunca da ilerleyip seçeneklerinizi görebilirdiniz. Ostia'nın da tabii ki Roma gibi, Pompei, Herkülenyum ve gördüğümüz tüm diğer Roma şehirleri gibi birkaç hamamı vardı. Yani Ostia'da farklı değildi. Ostia'da koruna gelen birkaç hamam yapısı var. Bu da onlardan birisi. Milattan sonra 139 yılına tarihlenen Neptün hamamı. Neptün hamamı adını tabanındaki siyah beyaz mozaikten alıyor. Birazdan bir resmini göstereceğim ama ayrıntısına dersin sonlarına doğru değineceğim. Ostia'daki bu Neptün tapınağının planına bakınca ne görüyorsunuz? Bu Pompei'deki Stabia ya da Forum hamamları gibi erken bir tip hamam mı? Yoksa Roma'da Titus zamanından itibaren görmeye başladığımız örneğin Titus veya Traianus hamamları gibi bir imparatorluk hamamı mı? Ne diyorsunuz? siz gülümsediniz size sorayım. Erken dönem ama mı? Kesinlikle. Peki neden? Neden erken dönem? Harika. Bu kesinlikle doğru. Bir tarafta içinde genellikle olduğu gibi natatio veya pisina bulunan bir palestra görüyoruz. Diğer yanda da Sıra halinde yerleştirilmiş tipik hamam mekanları. Apoditerium, Tepidarium, Kaldarium ve Frigidarium. Gerçi bu örnekte Frigidarium kesinlikle yuvarlak nişli bir mekan değil. Belki de Pompei'deki erken dönem hamamlarla Roma'daki imparatorluk hamamları arasında olan bir örnekten esinlenilmiştir. Ve tabi önünde yer alan dükkanlara dikkat edin. Bunlar Pompei'deki Stabia ve Forum hamamlarının da bir özelliğiydi. Aslında diğer tip hamamı da inşa edebilirlerdi. Ama belli ki bir ticaret şehrinde Roma'da milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan imparatorluk hamamı yerine daha küçük, daha samimi olan bu tipi inşa etmeyi daha uygun görmüşler. Neptün hamamına adını veren yer mozaiğine hızla bir göz atalım. Neptün tasvirini burada görüyorsunuz. Bu arada gördüğünüz gibi hamam tuğla kaplanmış betondan yapılmış. Hamamdaki her odanın tabanında siyah beyaz bir mozaik bulunuyor. Ostia tam bir siyah beyaz mozaik cennetiydi. Bu konuya birazdan geleceğim. Bugün size göstereceğim yapıların belki de en önemlisi Ostia'daki apartmanlardır. Şimdi bu konuya geçiyoruz. Perdede bu apartmanların nasıl yapılar olduğunu gösteren bir model görüyoruz. Bu Serapis insulası. I, N, S, U, L, A. Bu Serapis insulası olarak bilinen yapının modelidir. Bu model Roma'nın 1930'lardaki faşist döneminde Mussolini tarafından kurulan EUR, Euro bölgesinde bulunan ve daha önce de defalarca sözünü ettiğimiz kalıp müzesindedir. Size gösterebileceğim hiçbir şey bu apartmanların Hadrianus zamanındaki en parlak dönemlerinde neye benzediğini müzedeki bu model kadar iyi anlatamaz. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Insula kelimesi iki anlamda kullanılır. Insula ya çok katlı apartman tipi ev veya Ostia gibi bir şehirde ev blokları anlamında kullanılır. Yani ya blok ya da apartman tipi çok katlı tek bir ev anlamında kullanılmış olabilir. Bu nedenle okurken insula ya da insulae kelimelerinin anlamına dikkat edin. Evet, Serapis insulası Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Bunlar temelde modern apartman daireleri gibidir. Çoğu kez birden fazla apartman yan yana inşa edilmiştir ve bunların ortak bir hamamları vardır. Yani bazen iki ayrı apartmanda oturanların ortak olarak kullanacağı bir de hamam inşa edilmiştir. Burada sürekli kalabalıklaşan bu ticaret şehrinde dar bir alanda çok sayıda insanı barındırma gereksinimi söz konusudur. Özellikle Pompei'de gördüğümüz gibi Tek aileyi barındırmak üzere tasarlanan erken tip domus mimarisi ile kıyaslandığında bu net bir şekilde görülür. Tek ev alabilecek maddi güce sahip olmayan bu insanlar için apartman tipi konutlar gerekiyordu. Onlar da dikey binalar inşa ettiler. Gördüğünüz gibi 5 kata kadar çıkan örnekler vardı. Serapis insulasının gerçekten 5 katlı olduğunu görüyorsunuz. Betondan yapılmış, tuğla ile kaplanmış. Buradaki tuğla kaplamanın ilginç tarafı, üzerinin stuko ile kaplanmamış olmasıdır. Romalılar artık tuğlanın da kendi başına güzel bir malzeme olduğunu anlamışlardır. Ostia'da gördüğümüz bu yapı, bu konudaki ilk örneğimizdir. Domus Aurea'yı düşünün. O saray bile tuğla kaplı betondan yapılmıştı. Ama cephesi yaldızla kaplanmış, içindeki tüm duvarlarda hatırlayacaksınız Fabulus tarafından stukolanıp resimlerle süslenmişti. Yani Nero zamanında o saraya gittiğinizde baktığınızın aslında tuğla kaplı beton bir duvar olduğunu anlamanız mümkün değildi. Ama zaman içinde değişime uğradı ve milattan sonra 2. yüzyılda tuğla öne çıktı. Tuğlanın kendi başına da çok güzel bir malzeme olduğunu, dokusunu, kırmızı veya sarımsı tuğlalarla renk çeşitlemeleri yapabileceklerini, biraz stuko ve boyayla dekoratif efektler yapabileceklerini fark ettiler. Yenilikçi bir takım mimarların, tasarımcıların aklına böyle bir fikir gelmiş olmalı ve tuğlayı stuko ile kaplamak yerine olduğu gibi bırakalım diyerek bunu hayata geçirmiş olmaları mümkün. Bu çok akıllıca bir karardı. Çünkü bugün Ostia'daki stukosuz saf tuğla cepheli yapılar kesinlikle çok büyüleyicidir. Tasarımcılar çeşitlemeler konusunda da son derece ustalaşmışlardı. Bu modelde bile sanırım bunu görebiliyorsunuz. Burada kama şeklinde tuğlalardan yapılmış kemerler görüyoruz. Bunlar erken dönemlerdeki taş örneklere benziyor. Bu kama biçimli taşları örneğin Falerii Novi kapısında görmüştük. Burada da benzer bir uygulama görüyoruz. Pantheon'daki gibi de kullanılmış olabilir. Orada kemerleri inşaat sırasında betonun kurumadan önce çökmesini önlemek için kullandıklarını hatırlayacaksınız. Ama sonra bunları göze güzel görünecek yerlere yerleştirebileceklerini fark etmişler. Ayrıca genellikle stuko ile yapılmış silmeler ekleyerek yapıyı daha da çekici hale getirmişlerdi. Hatta bazen gördüğünüz gibi pencerelerin üstüne küçük alınlıklar koymuşlar. Bu taktiklerle tuğlaya daha da güzel bir görünüm kazandırmışlardır. Birinci kattaki dükkanlara da dikkat edin. Bunlardan bazıları dükkan, bazıları da üst katlara çıkan merdivenlerdi. Burada yine Romalıların beton kullanımında artık son derece ustalaştıklarını ve duvarlarda geniş açıklıklar yapabildiklerini görüyoruz. Buradaki açıklıklar daha önce gördüklerimizden daha geniş. Duvar kütlesinden kurtulma konusunda gittikçe daha da ustalaştıklarını görüyoruz. Ostia'daki en ünlü ev Casa di Diana yani Diana evidir. Burada evin günümüzdeki halini görüyoruz. Burası çok katlı bir apartman yani bir insula. Günümüze sadece iki katı ulaşmıştır. Birazdan orijinal halini gösteren bir resim göstereceğim. Ama burada şimdiki halini görüyoruz. Tuğla ile kaplı betondan tuğlalar açıkta. İçeri açılan büyük açıklıklar var. Bunlar ya binanın girişleri veya merdivenleriydi ya da dükkanları açılıyordu. Burada da Eur'daki modelde gördüğümüz tipte silmeler görüyoruz. Bunlar bazen tuğlayla bazen de stuko ile yapılmışlar. Burada ikinci katın pencereleri üzerinde çıkıntı yapan hoş bezemeler var. Ostia'da bir de bir sürü İtalyan öğrenci görürsünüz. Pompei'de de varlar ama Roma'ya çok yakın olduğu için özellikle Ostia'da çoklar. Roma'daki bütün okullar buraya geliyor. Etrafta gruplar halinde bir yığın öğrenci oluyor. Bir de aynı renk tişört giyiyorlar. Etrafınızda dolaşan kırmızı okul, sarı okul, mavi okul oluyor. Çok eğlenceli. Hepsinin elinde bir cep telefonu. Sürekli telefonlarıyla bir şeyler yapıyorlar. Bir şeylere bakıyorlar mı bilmiyorum ama kesinlikle sürekli bir klik klik sesi duyuluyor. Belki okul ödevi için falan, bilemiyorum. Bu da Diana Insulasından bir ayrıntı. Girişlerden birinden yapının içine doğru bakıyoruz. Eminim siz de benim gibi burada sergilenen görüntüden, bu ilginç panoramadan etkilenmişsinizdir. Neye baktığınızın önemi yok. Moloz veya taş veya opus incertum ya da tuğla kaplı beton olabilir. Burada bir estetik, bir Roma estetiği var. Yapıları öyle tasarlıyorlar ki yapının neresinde durursanız durun, durduğunuz yerden yapının içindeki başka mekana ya da yapının dışına baktığınızda sizi etkileyen muhteşem sahneler görüyorsunuz. Diana insulasının bu restore edilmiş görünümünde yapının aslında dört katlı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kesitli bir aksonometrik çizim. Yapı 4 katlı. Restore edilmiş bu görünümde bu evlerin Domus Italica'dan ya da Helenleştirilmiş Domus'tan tanıdığımız peristilli bir avlusu ya da hortusu olmadığını görüyorsunuz. Bu ticaret şehrinde onlara yer yoktu. Burada Pompei'de gördüğümüz gibi yeşilliğe gösterişli havuzlar ya da heykellere pek önem verilmemişti. Ama tabi kampanyada yer alan Pompei'nin bir dinlence yeri olduğunu unutmayın. Oradaki duygular kalabalık bir ticaret merkezi olan Ostia'dakinden çok farklıydı. Burada yapıya daha fazla ışık girmesini sağlamak için onların yerine bir tür aydınlık kullanılmış. Aydınlığı burada görüyorsunuz. Ayrıca katlarda pencereler de var. Aslında yola bakanlara kıyasla daha az gürültülü olacağı için bunların kalburüstü daireler olduğunu tahmin edebiliyorum. Yola bakan dairelerin önlerindeki tüm o trafikle Termopliya veya diğer dükkanlara girip çıkanlarla at arabalarıyla ne kadar gürültülü olacağını bir düşünün. Dolayısıyla aydınlığa bakan bu dairelere talebin fazla olduğunu düşünüyorum. Termopliyalardan söz etmişken. Ostia'da da aynen Pompei'de olduğu gibi bunlardan çok sayıda var. Size en iyi korunmuş olan örneği gösteriyorum ki o da tesadüfen Diana evindekidir. Bu Ostia'da Casa di Diana'daki termoplium. Gördüğünüz gibi hemen girişte siyah beyaz bir mozaik var. İçeride de Pompei'de gördüklerimizle aynı tipte gözlü bir tezgah var. Bu da aynen oradakiler gibi ayaküstü yemek yiyebileceğiniz bir yerdi. İçeri girip o gün ne yemek var diye bakıp birini seçtiğiniz bir yer. Diana Thermopium'dan içeri girerseniz duvarda bir resim asılı olduğunu görürsünüz. Bu olasılıkla dışarıda bir yerde asılı dükkan tabelasıydı. Üzerinde bu termopliyada neler bulunduğu betimlenmiş. Burada nelerin betimlendiğine bakalım. Bu bir natürmort. Sağda nar gibi görünen bir nesne var. Duvarda bir çiviye asılı. Ortada bilmiyorum oturduğunuz yerden görünüyor mu ama ortada bir blok üstünde içinde mercimek ya da nohut türünden küçük yuvarlak şeyler yüzen bir kap. Bunun yanında da yine bir blok üstünde bir tabakta havuç ve başka sebzeler betimlenmiş. Sanırım bu Ostia'daki bir vejetaryen lokantası. Sağlıklı bir şeyler atıştırmak istediğinizde gidebileceğiniz yerlerden biri. Bu arada Ostia'ya giderseniz bir gününüzü ayırmak istersiniz. Oraya gitmek zaten yarım saat sürer ve görecek çok şey var. Eskiden benim defalarca yaptığım gibi bir bütün gününüzü orada geçirmek istediğinizde etrafta yemek yiyeceğiniz bir yer yoktu. İçmek için su da yoktu yanınıza bir şişe su, belki biraz yiyecek almayı unutmamanız gerekirdi. Şimdi bu eksikliği giderdiler. Yakın zamanda burada Cafeteria de Liscavi diye bir kafeterya açıldı. Kabaca çevirirsek Kazılar Kafeteryası diyebiliriz. Gerçekten çok hoş bir yer, son derece modern. Masalarıyla, her yerde bulunan o beyaz şemsiyeleriyle harika bir bahçesi var. Yemek de bir kafeterya için hiç fena sayılmaz. Zaten İtalyan makarnası kötü olamaz. Her zaman lezzetlidir. İçerideki dekoru da beğenirsiniz. Bu basit sandalyeleri, masaları olan kafeteryada duvarlar tuğladan. Üzerinde de Piazza Delle Corporazione'nin siyah-beyaz mozaiklerinden çeşitlemeler asılı. Yani bu çok İtalyan, gerçekten. Ne de olsa sonuçta Ferrari yapıyorlar tasarım ve estetik konusunda gerçekten çok başarılılar. Her ortamı hemen keyifli bir hale getirmeyi biliyorlar. Depolar Burası ticari bir limandı. Ticari limanlarda depoların olması gerektiği konusunu önce de konuşmuştuk. Aslında Sömestre bir depo binasıyla Roma'da Tiber kıyasındaki Porticus Amelia ile başlamıştık. Bunu burada tekrar görüyoruz. Bu Tiber ve Tiber kıyısında yer alan Porticus Amelia'nın bir modeli. Bunun betondan yapılmış olduğunu hatırlayacaksınız. Cumhuriyet döneminin en erken beton yapılarından biriydi. Birbiriyle bağlantılı beşik tonozlardan oluşuyordu ve kademeliydi. Ve yine hatırlayacağınız gibi yapı içindeki mekanlar birbiriyle hem eksensel hem de yanlamasına ilişki içindeydi. Ostia'nın kendi depolarına da gereksinimi vardı. Cumhuriyet döneminde zaten inşa edilmişlerdi ama Milat'tan sonra 2. yüzyılda eklemeler yapılmaya başlandı. Tuğla kaplı betonla inşa edilen bu deponun görüntüsü büyüleyici. Sonuçta ortaya Insula'ya çok benzeyen olağanüstü bir yapı çıkmış. Eğer size bu resmi gösterip "Bu nedir?" diye sorsaydım, siz de bana "Bu bir Insula." deseydiniz pek de haksız sayılmazdınız. Çünkü tam olarak bir insulaya benziyor. Ama bu bir depo. Ve Ostia'daki en tanınan depo. Orea epegatiana. H-O-R-R-E-A. Orea'nın Latince'deki kelime anlamı depodur. Bu depo, milattan sonra 145-150 yıllarına tarihlenmektedir. Bu Orea epegatiana'nın girişi. Tekrar belirtelim. Tuğla kaplı betondan yapılmış. Tuğlalar açıkta. Tuğla işçiliğinin kendi estetiği gözler önüne serilmiş. Bu da apartmanlar gibi çok katlı. Aşağıda yapının içine açılan geniş girişler var. Yukarıda da daha küçük pencereler var. Yapının ana girişine sütunlarla ve onların desteklediği alınlıkla anıtsal bir görüntü verilmiş. Gerçekten çok görkemli. Romalılar bu tuğla kaplı beton mimaride bile Yunan unsurlarına olan ilgilerini kaybetmemişler. Bu son derece ilginç. Yapılarına anıtsallık katmak ve bir anlamda onu daha elit hale getirmek için bu antik Yunan inceliklerinden yararlanmışlardır. Tüm bunlar tuğla kaplı betonla yapılmış. Burada görüyorsunuz. Bu, tuğlayı nasıl amaçlarına uygun şekilde kullandıklarını gösteren çok sıra dışı bir örnek. Renkleri çeşitlendirebileceklerini anlamışlar. Kırmızımsı ya da sarımsı renkte tuğlalar yapabilirsiniz. Onlar da sütun gövdelerinde kırmızı, başlıklarda sarı tuğla kullanmışlar. Sonuçta sütunun gövdesi ile başlığı arasında bir fark yaratmışlar. Yazıt levhası içinse en pahalı malzeme olan mermeri kullanmışlar. Yazıtta bu yapının Orea epegatiana olduğu yazılı. Bunun üstünde de alınlık yer alıyor. Alınlık bezemesine ve başlık volütlerine bakarsanız, buralarda, örneğin volütlerdeki spiralleri ve alınlık bezemesindeki bazı ince ayrıntıları yapmak için bir miktar stuko kullanmışlar. Bu yapının inşasına ne kadar emek, zaman ve para harcadıklarını görmeniz için, bir başka incelik göstermek istiyorum. Burada sütunun hemen yanına yerleştirilen çok zarif bir duvar ayağı var. Burada sütunun yuvarlak hatlarından duvar ayağının köşeli yapısına, oradan da kapının formuna mükemmel bir geçiş var. Bu yapıyı tasarlayanlar mekanlar arası görünüm kadar yani bir mekandan bakıldığında diğer mekanda görülecek manzara kadar estetiğe de önem vermişler. Buradaki her şey mimarlar tarafından dikkatle tasarlanmış. Orea Epegatiana'nın bu görkemli kapısından bir başka görüntü. Kapıda nerede olduğunuzu ve yapının hangi amaçla kullanıldığını belirten bir yazıt var. Alınlıktan bir ayrıntı. Burada yazıtı da görüyorsunuz. Başlıkları, buradaki stukko işini ve üstündeki alınlığın zarif bezemelerini de görüyorsunuz. Sütunlardan birkaç ayrıntı daha. Burada başlıkları ve bunların tuğladan yapılmış olduklarını daha iyi görüyorsunuz. Akantus yaprakları için bile tuğla kullanmışlar. Burada akantus yaprakları olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında Korint'in akantus yapraklarına ve iyonun volütlerine sahip kompozit başlığın gördüğümüz az sayıdaki örneğinden biridir. Roma'da Titus takında görmüştük. Ama buradakiler tuğla ile yapılmış. Sadece en üst kısmında yaprak kıvrımları için stuko kullanmışlar. Bu sadece bir depo binası ama buna rağmen güzelleştirmek için fazlasıyla çaba sarf etmişler. Burada ayrıca Artık görünür bir kaplama malzemesi olarak kullandıkları tuğla ile neler başarabildiklerini görüyorsunuz. Bir kere tuğlayı açık bir kaplama malzemesi olarak kullanmaya başladıktan sonra onu daha da çekici bir hale getirmek için uğraşmışlar. Orea Epagathiana'nın avlusuna girdiğinizde bu arada bunun gerisinde halka tonozumuz var. Burada nişler olduğunu görüyorsunuz. Bir depo binasının avlusunda bu nişlere aslında hiç gerek yok. Peki bu nişleri ne için kullanmışlar? Belki de buralara Orea Epegatiana'da çalışanlar için özelliği olan, günlük uğraşlarının koruyucusu olan tanrıların küçük heykellerini koymuşlardı. Ama bakın, dekor olmaktan ve dediğim gibi belki de küçük tanrı heykelleri koymaktan başka bir amacı olmayan bu nişlere ne kadar özenmişler. Burada ayaklar ve başlıklar için kullanılan stuko işçiliği ile tuğla işçiliğinin bir bileşimi var. Tuğlayla bu ilginç baklava dilimini üçgen desenleri yapmışlar. Siyah beyaz mozaiklerde gördüğümüz gibi birbiriyle zıtlık içinde olan geometrik tasarımlar var. Şimdi tuğlanın yüzeyde açık kaplama malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasından sonra Ostia'da hiç stukolu boyalı duvar yapılmamıştır gibi bir izlenim edilmenizi istemem. Bu yanlış bir kanı olur. Zira Ostia'da hala boyalı duvarlar var. Bazı yapıların içindeki duvarlar hala tutuk kolanıyor ve ardından boyanıyordu. Size bunlardan muhteşem bir örnek göstermek istiyorum. Bu 150-200 yıllarına tarihlenen boyalı tonozlar insilosundan. Bu ev, bildiğimiz tüm Roma evleri arasında en iyi durumda korunmuş olan duvar ve tavana sahip. Ne kadar iyi durumda olduğunu burada görüyorsunuz. Tavan bezemesi parmaklı bir tekerleğe benzediği için buna parmaklı tekerlek efekti diyoruz. Dilimlere ayrılmış olduğunu görüyorsunuz. Buna baktığınızda, bu parmaklı tekerleğe baktığınızda siz de benim gibi sanki Hadrianus'un balkabağı kubbelerinden birinin resmine bakıyormuşsunuz izlenimine kapılmış olabilirsiniz. Buradaki dilimli kubbe efektini görebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda oluşturulan sekizgen efekti ve gördüğünüz gibi kaburgalı bir tonozun kaburgasını çağrıştıran efekti de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bir balkabağı kubbenin boyama versiyonudur. Ve Hadrianus'un balkabağı kubbesinin bu şekilde taklit edilmiş olması da pek şaşırtıcı değil. Hazır burada örneği varken Post Pompey resmi olarak adlandırılan resimden de söz etmek istiyorum. Bu Milattan sonra 79'dan sonraya tarihlenen ve neredeyse tümüyle Pompey'den bildiğimiz 4. stil Roma duvar resminin özelliklerini taşıyan bir resim. Aslında 79'dan sonra Roma resim sanatında umulan türde bir yenilik gerçekleşmemiştir. Kısaca Muzalar insulasından da söz etmek istiyorum. Ostia'daki Muzalar İnsulası milattan sonra 130 yıllarına tarihlenir. Ve ikinci yüzyılda Ostia'da gördüğümüz az sayıda tek aileli konutlardan biridir. Planına baktığınızda bunun bir atrium etrafında değil peristilli bir avlu etrafında düzenlenmiş olduğunu görürsünüz. Gerçi burada, planda da gördüğünüz gibi, sütunlar yerine duvar ayakları kullanılmıştır. Ama Herkülenyum'da milattan sonra 1. yüzyılda depremle Vezu patlaması arasındaki dönemde inşa edilen evlerde gördüğümüz gibi Triklinyum burada da evin en önemli mekanı haline gelmiştir. Eve buradan giriyorsunuz. Bir vestibül, bir avlu ve ardından aynı eksen üzerinde evin triklinyumu yer alıyor. Evdeki her zeminin Mozaikle kaplanmış olması bu evin en belirgin özelliğidir. Daha önce de dediğim gibi Ostia siyah beyaz mozaik cennetiydi ve öyle anlaşılıyor ki maddi olanağı olan herkes evinin her odasını bunlarla süslemişti. Bu mozaik gerçi bu evden değil, Ostia'da Apuleius evinden. Ama mozaikle neler yapılabildiğini görmeniz açısından göstermek istedim. Keşke biraz daha iyi odaklanmış olsaydı ama yine de Ostia'da sadece siyah beyaz teseralar kullanarak neler yapmış olduklarının harika bir örneği. Ortada bir meduza başı var. Bu ilüzyonistik örneklerden bir tanesi. İyice odaklanarak bakarsanız neyin önde neyin arkada olduğunu ayırt edemiyorsunuz. 1960'ların o partını biliyorsanız bu onlardan biri gibi. Burada da bir opart örneğini 1960'ların op sanatçısı Brigitte Riley'in Blaze sergisinden bir örnek görüyoruz. Sömestrin başından beri defalarca söylediğim gibi Romalılar her şeyi herkesten önce yapmışlar. Bu opart da bunun örneklerinden biri. Sonuç olarak Ostia'da çok daha sonra çağdaş resimde karşımıza çıkacak olan opart bile var. Ostia'daki bir başka hamam yapısı. Bu, milattan sonra 130 yılına tarihlenen 7 bilgi adam hamamı. Sadece bu yuvarlak mekanı gösteriyorum. Burası bir hamam olduğu için değil, yerdeki olağanüstü mozaiğinden dolayı önemli bir örnek. Yuvarlak bir mekan ve yerde yuvarlak bir mozaik. Yine siyah beyaz taşlardan yapılmış. Burada nelerin betimlenmiş olduğuna bakarsak Birazdan bir ayrıntı da göstereceğim. İçice geçmiş çiçekli akantus dalları, aralarda avcılar ve avlanan hayvanlar olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi avlarla avcılar arasındaki mücadele tasvir edilmiş. Bu da bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi tümüyle siyah beyaz renklerle yapılmış bir mozaik. Avcılar, hayvanlar özenle betimlenmiş. Aralarına serpiştirilmiş çiçekli akantus dalları. Çok etkileyici bir biçimde yapılmış. Bu Ostia'daki Neptün Hamamından bir başka görüntü. Daha önce de sözünü ettiğimiz bu hamam Milattan sonra 139 yılına tarihleniyor. Burada sadece bu yapılarda kullanılan tuğla kaplı beton duvarları değil, mozaikleri de görüyoruz. Hamamdaki her mekan siyah beyaz mozaikle kaplanmış. Bu kompleksteki en önemli, en iyi mozaik, sahnenin ortasında yer alan Neptün betimlemesi ile hamama adını veren mozaiktir. Bir hamam yapısında deniz tanrısının betimlenmiş olması şaşırtıcı değil. Dört at tarafından çekilen tanrının elinde, onu tanımamıza olanak veren üç dişli yabası var. Elinde atların dizginlerini tutuyor, sırtındaki pelerini de rüzgardan kabarmış. İnsan burada atların çektiği bir araba olmasını bekliyor. Ama burada Neptün'ün atlarının çektiği bir araba yok. Bu atlar tam at da değil. Ön kısımları at, arkaları da bir deniz yaratığı. Neptün'ün bacakları gördüğünüz gibi deniz yaratıklarının kuyruklarına dolanmış. Kuyrukları neredeyse bir su kayağı gibi kullanıyor. Evet sanırım en iyi bu şekilde ifade edebiliriz su kayağı yapar gibi beyaz zemin üstünde sağdan sola doğru ilerliyor. Bu mozaikte ilginç noktalardan biri de sanatçının gayretini görmemizdir. Bir yandan siyah renkli son derece soyut figürler yaparken, bir yandan da gerçekçi kas dokusunu yansıtmaya özen göstermiş. Bakarsanız Tanrı'nın bedenini betimleme konusunda epey özenli davranmış. Sanatçı buradaki belirgin kasları dikkatle işlemiş. Burada da neşeli Yunuslarımız var. Sırtlarında kübit olan Yunuslar. Yüzen başka figürler, bir başka deniz yaratığının üstünde bir kadın. Tüm bunlar Neptün hamamının yer mozaiğinde kullanılan motifler. Burada özellikle ilginç olan bir diğer nokta ise sanırım burada da sanatçının bu sahneyi tasarlarken Piazzale Delle de gördüğümüz gibi bakış açılarını dikkate almış olmasıdır. Nerede durursanız durun, yere baktığınızda en azından bazı figürlerin yüzünün size dönük olması sağlanmıştır. İster burada durun, ister burada, ister burada. Tümünün değil, ama bazı figürlerin yüzü size dönük olacaktır. Yani tüm bunlar büyük bir özenle düzenlenerek bulundukları alana sığdırılmışlar. Bu da konuştuğumuz mozaikten Neptün'ü, atlarını, deniz yaratıklarını gösteren bir ayrıntı. Ostia'daki geç dönem konutları ile ilgili en önemli gelişme Domus'un 2. yüzyıl içinde tekrar ortaya çıkmasıdır. Bu konut tipi 3. ve dördüncü yüzyıllarda daha da yaygınlaşmıştır. Osya'daki ve bununla bağlantılı olarak Roma'daki geç dönem konut mimarlığı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyan bu evlerden hızlıca iki örnek göstermek istiyorum. Bu Domus Fortuna Annonaria'nın aksonometrik bir görüntüsü. Ev Milattan sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihleniyor ama Milattan sonra 4. yüzyılda geniş ölçüde yeniden şekillendirilmiş. Bu nedenle sanırım bu evi bir 2. yüzyıl evinden ziyade 4. yüzyıl evi olarak görmemiz gerekir. Bu arada Ostia 3. yüzyılda hala gelişmekte olan bir yerleşimdi. Milattan sonra 400'lerde terk edildi ama 3. yüzyılda hatta 4. yüzyıl başlarında hala gelişmiş bir yerde. Burada bu evi görüyoruz. Bu Ward Perkins'ten alınmış aksonometrik bir çizimi. Tek ailelik, tek katlı bir ev olması dışında en önemli özelliği havuzlu bir avlusunun olmasıdır. Evin en önemli mekanı triklinyumdur. Yani konut mimarlığındaki bu özellik varlığını sürdürüyor. Bu geç dönem yapılarında Absis özellikle sevilen bir unsur olmuştur. Burada Platinus tepesindeki Domitianus Sarayında gördüğümüzden pek de farklı olmayan bir absis olduğunu görüyorsunuz. En nihayet diğer yapılarda bu modaya ayak uydurmaya başlamış. Sütunlarla destekli üçlü kemer de geç dönem konut mimarlığında sevilen bir unsurdu. Ayrıca Triclinium'un solunda bir çeşme olduğuna da dikkat edin. Sonuç olarak tüm bunlar, yani bu çeşme, havuzlu avlu, absisli triklinium ve sütunlar üzerinde yükselen bu üçlü kemerlerin arasından görülen manzara, geç Roma konut mimarlığının tipik birer özelliğidir. Bu fotoğrafta, üçlü kemerleri destekleyen sütunların arasından odanın ortasındaki absise ve soldaki çeşmeye doğru bakıyoruz. Burada hem yer döşemesinde hem de duvarlarda kullanılmış olan mermer kaplamaları, gerçek mermerden yapılmış kaplamaları da görüyorsunuz. Kısaca sözünü etmek istediğim bir diğer ev de öncekine kıyasla daha ünlü olan Kübit ve Pisike evidir. Bu evde hiç kuşkusuz geç antik döneme milattan sonra 300'lere tarihlenmektedir. Önce Kübit ve Pisike evinin planına bir bakalım. Gördüğünüz gibi son derece basit bir ev. Giriş buradan, uzun bir koridordan. Koridorun bir tarafında bir sıra kubikula yer alıyor. Evin küçük bir bölümünün üstünde ikinci bir kat olabilir. Burada bir merdiven görüyorsunuz. Koridordan geçip geldiğinizde bu çok geniş triklinium'a ulaşıyorsunuz. Yani Herculaneum'daki mozaikli atrium evinden buraya kadar triklinium gittikçe daha önemli bir mekan haline gelmiş. Koridorda yürürken bu dönem yapılarında alışılmış bir özellik olan üstü kemerli bir sıra sütun manzarası görüyorsunuz. Sonra şu duvara bakın. Bir çeşme yapmak üzere girintili, çıkıntılı olarak şekillendirilmiş. Yani burası bu dönemde çok sevildiği anlaşılan bir başka çeşmeli avlu. Bu da iki sevgilinin ünlü kübit ve pisike heykelinin bulunduğu odadan bir görüntü. Küçük, genç kübit ve pisike birbirlerine sarılmışlar ev adını bu heykelden almaktadır. Roma mimarlık tarihinin en iyi korunmuş mermer kaplı odalarından biri de bu odadır. Burası olasılıkla Kübit ve Pisike evinin triklinyumuydu. Duvarlardaki mermerlerin bile korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca yerdeki, kenarlardaki sekilerdeki mermerler de korunmuştur. Tuğla kaplı beton duvarların yüzeyi gerçek mermerle kaplanmış. İçinde bulunan bu harika heykelden başka bu evi çekici kılan bir diğer özellik de burada kahvemsi yeşil gibi alışıldık renkler kullanılmış olsa da bu döşemelerin çoğunda pastel renklerin tercih edilmiş olmasıdır. Bu renkler kırmızı ve sarı renkli tuğla mimarisiyle çok hoş bir uyum içindedir. Burada bu mermer kaplamadan bir örnek görüyoruz. Bu görüntü size Helenistik dönem kral saraylarının Nero ve Domitianus saraylarının altın çağlarında nasıl göründüğü konusunda gösterebileceğim herhangi başka bir resimden çok daha iyi bir fikir vermektedir. Bu da Kübit ve Pisike heykelinden ve heykelin bulunduğu odadan bir ayrıntı. Heykel bugün hala orada görülebilir. Yerlerde ve duvarlarda kullanılan pastel tonlardaki bu mermer kaplamanın bize sadece 4. yüzyıl konutlarının değil, günümüze kadar istediğimiz kadar iyi durumda ulaşamamış diğer konutların da antik dönemdeki iç dekoru konusunda çok iyi fikir verdiğini tekrar belirtelim. Koridordan sütunların arasından görülen manzara. Bu arada sütunlar gri granitten. Bunların üzerinde olasılıkla kemerler vardı ve ardından hem duvarın kendisi hem de alt kısmı girintili çıkıntılı olan bu kenarda hiç kuşkusuz bir çeşme yer alıyordu. Buradaki sütunlar gerçekten kemerleri destekliyor ki bu da geç dönem Roma ev tasarımının önemli bir parçasıdır. Kalan son birkaç dakikada mezarlar konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Bu liman şehrindeki yaşamdan söz ettik. Dersimizin konusu yaşam ve ölüm olduğuna göre dersi burada yaşayan insanların gömüldükleri mezarlar üstüne birkaç kelimeyle bitirmek istiyorum. Bu ticaret şehrinde sosyal piramidin hem altında hem üstünde olan insanlar yaşıyordu. Bu arada daha önce de söylediğim gibi hem Ostia'nın dışında ana üstünde hem de şehirden biraz uzakta 2. yüzyılda Ostia'da yaşayan bu insanlara ait mezarların çok daha iyi durumda korunmuş olduğu İzola Sakra'da yani Kutsal Ada denilen yerde mezarlar vardı. İşçi sınıfından insanlar çok basit iki tip mezara gömülmüşlerdi. Bunlardan biri bir anforanın sadece üst kısmından oluşan mezarlardı. Anfora kırılıp üst kısmı toprağa saplanıyordu. Gömü bunun altında topraktaydı. Anforanın ağzından belki şarap dökülüyordu. Bir diğer basit mezar ise kiremit mezardı. Gömü aşağı konuyor, etrafı kiremitlerle kapatılıyordu. Kiremitler, yaşayanlar gibi ölülerin de koruma için bir eve gereksinimi olduğu fikrinden hareketle ev gibi görünecek şekilde yerleştiriliyordu. Mezarların çoğu ev tipi olarak adlandırılan tiptedir. Roma'da Via Appia üzerinde Augustus zamanına ait ev tipi mezarlar görmüştük. Bunlar önden kapı ve pencereleriyle bir eve benzeyen, üstlerinde bir de yazıt levhası olan mezarlardır. Bu örnekte kapı pervazlarının ve lentonun aynen Roma'da Traianus çarşısında gördüğümüz gibi travertenden olduğuna dikkat edin. Mezarların yandan göründüğü bu fotoğrafta açık bir şekilde gördüğünüz gibi mezarların hemen hepsi beşik Eve benzeyen cepheleriyle bu beşik tonozlu mezarlar Ostia Isola Sacra'daki tipik 2. yüzyıl mezarlarıdır. Burada bunlardan birinden bir ayrıntı görüyoruz. Aşağıda yine traverten pervazlar, üstte alınlığı andıran bir düzenleme. Bir ölçüde Yunan etkisi kaybolmamış. Burada pencereler, yanında küçük yarık pencereler ve bir yazıt. Üstünde burada gümülü kişi hakkında uzun bir yazıt var. Ayrıca bu ticaret şehrinin bu harika mezarlarında sıklıkla o mezarda gömülü olan kişinin mesleği ile ilgili bir sahnenin betimlendiği terakotta levhalar bulunuyor. Burada olasılıkla bir nakliyeci, ithalat, ihracatla uğraşan biri gömülü. Burada ise belki zor seçiyorsunuz ama bir değirmen tasviri var. Aynen Pompei'de ya da Fırıncı Yurisakis mezarında gördüklerimiz gibi. Değirmenin yanında bir işçi ve değirmeni döndüren bir katır var. Yani bu ailedeki bir fırıncı olabilir. Burada bir çift terakotta levhayı daha iyi görmeniz için büyüttüm. Burada hayatlarını bıçak bileyerek kazanan iki kişi var. Aslında sadece bıçak bilemiyorlar. Her iki sahnede de gördüğünüz gibi bu bıçakları satıyorlardı. Natürmort tarzında yapılmış bu levhaları seviyorum. Burada bu insanlara biletebileceğiniz ya da onlardan satın alabileceğiniz her tür bıçak sergilenmiş. Peki sizce bu ikisinin mesleği neydi? Bu kesinlikle bir dükkan. İçinde bir şeyler satan biri var. Bunlar da sebzeye benziyor. Kuşkonmaz ya da burada belki bir brokoli olabilir. Peki bu ne yapıyor? Bunun mesleği ne? Evet, bir ebe. Bunu da seviyorum. Burada doğum yapmak üzere olan bir kadın var. Yanında da onu tutan bir başka kadın var. Ona destek oluyor. Bu da ebe. Bir yandan işini yapıyor ama yaptığı işe bakacağına seyircilere bakıyor. Ostia'daki mezarına bakanların yüzünü unutmayacağından, gelecek kuşaklar tarafından hatırlanacağından emin olmak istiyor. Kolumbarya'yı görmüştük. Yer altında içinde ölünün küllerinin konduğu, önü yazıtlı nişler bulunan kolumbarya. Ostia mezarlarının içinde de benzer bir düzenleme görüyoruz. Ama Ostia'dakiler yer altında değil, yer üstündedir. Bugün vurgulamak istediğim son nokta, Ostia mezarlarının içinde sadece kremasyon kalıntılarının yani küllerin konduğu nişler yok. İkinci yüzyılda Hadrianus zamanından itibaren iskelet gömülerde standart hale gelir. Bu geniş ölçüde ruhun cennete gidebilmesi için dünyevi bedenin korunması gerektiği inancını benimseyen Hristiyanlığın yayılmasının bir etkisidir. Bu inançla bağlantılı olarak mezar içlerinde Arkosolium (A-R-K-O-S-O-L-I-U-M) -O -O Arkosolium adı verilen daha geniş nişler görmeye başlıyoruz. Ölen kişinin bedeni bu nişe gömülüyor ve niş mermer bir levhayla kapatılıyordu. Bu levhalarda belki ölen kişinin adını belirten bir yazıt ya da bir tasvir vardı. Gelecek ders sözünü edeceğimiz son bir mezar yapısı ile dersi bitiriyorum. Bu Roma'daki Vatikan mezarlığındaki Caetani mezarı. Bunu bu tip tuğla kaplı betondan yapılmış pencerelere ve özenli iç mekanlara sahip mezarların milattan sonra 2. yüzyılda Roma'da da kullanılmaya başlandığını söylemek için gösteriyorum. Bunların örneklerini göreceğiz. Gelecek dersimizin başlığı büyük güzeldir. Çok daha geniş, çok daha büyük yapılardan söz edeceğiz. Ondan sonraki dersten itibaren de Kuzey Afrika Roma mimarlığı ile artık eyaletler konusuna geçeceğiz. Teşekkürler.